Yine bir ev istiyorum. Daha doğrusu ev şeklinde bir yemek yapar mısınız? Görünüşe göre Emma kahramanlarımız için çok zor bir görev vermiş. Galiba Roxy ve şef lezzetli bir şey düşünüyorlar. Ama büyük anne ne yapacağını biliyor. Ne pişireceğini merak ediyorum. Ben sebzeli ev yapacağım. Özür dilerim. Roxy bilerek yapmadım. Pekala, nerede kalmıştım? Evet, havuç. Onu küçük parçalara kesmemiz gerekiyor. İşte böyle. Dikkatlice. Sonra ise böyle havuç, salatalık koyuyoruz ve nereye gitti sebzeler? Roxy, havuç ve salatalık gördün mü? Garip. Nereye gitmiş olabilirler? Buradaydı ama kesmiştim onları. Şef, siz de mi görmediniz? Ya herkesi izliyorum. Eğer benimkileri yediğinizi öğrensem? Durun. Havuçlar? Havuç nereye gidiyor? Hadi dur hırsız. Vay canına. Yani bu bir tavşanımız ve büyük annenin sebzelerini çalmış. Ne kadar tatlı. Büyük anne kesinlikle böyle bir sürpriz beklemiyordu. Ay tatlı şey. Ay çok tatlı gerçekten. Buldum. En sevdiğim lezzetlerden tatlı ev yapacağım. Öncelikle evim için tabanını yapacağım. Ve baba waffle'dan olacak. Ve waffle'ın üzerine bir sürü jelibon ayıcık yapıştıracağım. Evi topluyoruz. Ve çatıyı da koyduk. Ve farklı jelibonlarla da süslüyoruz. Ne kadar güzel oldu. Büyük anne ne dersin? Çok tatlı olmuş canım benim. Baksanıza büyük annenin de bir evi var. Süper ama tavşan hali onunla. Geriye kalan tek şey son detayları. İşte burada ev neredeyse hazır. Ve çok parlak görünüyor. Bu da bu ne böyle fazla olmuş. Al bakalım tavşan. Ne kadar da tatlı bir tavşan, her şeyi yiyor. Ay aman tanrım şef, bunu nasıl yaptınız? Bu benim şaheserim, büyük zencefilli kurabiyeli ev. Emma çok sevinecek. Ve sizin pastanız çok komik görünüyor. Böylesini sevmiyor Emma. Neyse, birkaç detay ve her şey hazır olacak. Lollipoplar. Birazcık kremayla süsleyeceğiz. Çok güzel görünüyor. Şuna baksanıza. Aynen öyle. Şef gerçekten çok iyi uğraşmış. İnanılmaz çıktı. Ne? Şef bir şey mi eklemek istiyor? Vay canına. Bu ne etkiydi ama süper. Emma kesinlikle çok sevinecek. Pekala. Hadi Emma'ya yemekleri gönderelim. Vay canına, ne kadar havalı. Burada çok güzel evler var. Hepsini denemek istiyorum. Özellikle de şunu. O en uzunu ve en güzeli. Bu zencefilli ev çok iyi. Bu ne böyle? Sebzeden mi bu ev? Hayır, tadına bakmayacağım. Ama bu ev jelibonlu ayıcıklardan yapılmış. Çok hoşuma gitti. Çok tatlı. Pekala. Yine de sebze evini denemeliyim. Bir domates alacağım. Hayır, sevmedim. Ve kazanan... Vay be, ne kadar tatlı bir tavşan, gel buraya. Ay, sen seçer misin kazananı? Biliyor musun ne var? Hadi sen seç. Şefin evini sevmedi tavşan, pekala. Ablanın da kekini sevmedi. Ya büyük annenin evine ne dersin? İnanılmaz. Ve kazananımız büyük anne, tebrikler.
Oha, öyle mi? Yaşasın. Bu benim ilk zaferim. Teşekkürler. Tüylü dostumuz tavşana özel teşekkürler. Bahçenin Chloe, sen ne oynuyorsun? Ne kadar eğlenceli. Bu Multadada'dan yeni bir mobil oyundur. Ne kadar güzel. Kodunu tarayın ve Google Play veya App Store'dan indirin. Eğlenceli olacak. Peki bebek Emma şimdi ne istiyor? Vay be, futbol topu mu? İlginç. Nasıl bir sıra dışı fikir? Hadi başlayabilirsiniz. Pekala, ben futbol topu şeklinde pasta yapacağım. Lezzetli olmalı. Çok iyi olacak. Öncelikle klasik bir pasta topluyoruz. Daha fazla kremaya ihtiyacımız var tabii ki. Ah evet. Ne kadar iştah açıcı. Kendim de yemek isterdim aslında. Şimdi pastamız toplandı. Fazla olan her şeyi kesiyoruz ve pastadan yarım daire çıkıyor tam gereken. Sonra ise siyah jelibon alıyoruz. Sakız gibi, onu iyice açmamız gerekiyor. İşte böyle, harika. Sonra ise beşgeni böyle kesiyoruz. Siyah ve beyaz sakızdan kesiyoruz. Ardından bunları pastanın üzerine yapıştırıyoruz ve gerçek bir futbol topu oluyor. Onu kesmek istiyorum. Nereye gitti? Ah hayır, top o kadar inandırıcı çıktı ki 4 nala koştu kaçtı bile. Büyük anne onu hemen aldı. Büyük anne, aferin sana. Büyük anne durun, bu şefin pastası ama top değil. Oh hayır! Benim mükemmel pastam! Büyük anne pastamı mahvettiniz. Ben ne yaptım? Bu ne? Hadi size top şeklinde karpuz yapılacağını göstereyim. Bu kesinlikle pastadan daha sağlıklı. Emma'nın daha fazla çilek, meyve ve sebze yemesi gerekiyor. Baksanıza, çok benziyor bence topa. Bence öyle. Şimdi ise... Böyle kesiyoruz. İki parçaya arıyoruz. İçini çıkarıyoruz. Ve içine bebeğim Emma'nın en sevdiği meyveleri koyacağım. Çok güzel oldu. Böyle karpuzun diğer yarısıyla kapatıyoruz. Ay ne oluyor Roxy? Ay böyle eline sokmamalıydın. Al bakalım. Ben de sana vererdim. Çalmana gerek yoktu. Çok lezzetli. Pekala. Öncelikle bu balona ihtiyacım var. Harika. Şimdi sadece bu balonu beyaz çikolatayla kaplayacağım. Çok güzel. Çikolatanın sertleşmesini bekliyoruz. Ha, bence dondu. Harika. Şimdi balonu patlatabiliriz. İşte burada. Baksanıza ne kadar güzel oldu. Ve şimdi ise içine bir sürü M&M's döküyoruz. Hadi şimdi ise onun üzerine bir şeyler çizelim. Çikolatalı şurupla böyle desenler çizeceğim, futbol topu gibi. İşte böyle dikkatlice, yavaşça. Bence harika görünüyor. Emma sevinecektir. Ama şefin durumu kötü. Şef, üzüldük sana. Küçük Emma yemeklerini bekliyor. Afiyet olsun. Vay canına, ne kadar harika oldu. Ama bu kötü görünüyor, berbat bir şey. Vay canına. Bu top gerçekten karpuzdan mı? İçinde de bir sürü meyve var. Çok lezzetli. Hoşuma gitti. Hatta çilek bile var. En sevdiğim. Sıradaki. Bu pasta gerçekten bozulmuş sanki. Neyse, bir dilim deneyeceğim. Vay be, aslında lezzetliymiş.
Pekala. Son pasta kaldı. Vay canına. Sanırım çikolatadan yapılmış. Hadi onu parçalayalım. Vay canına. İçinde bir sürü bonibon var. Ham 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 ham. Çok eğlenceli. Ve çikolataya da bayılırım. Pekala. Kazanan ablacığım Roxy. Ben kazandım. Çok teşekkür ederim. Bu kez ben paletler şeklinde yemek istiyorum. Hadi başlayalım. Tamamdır, bu çok kolay. Ekmeğe ihtiyacım olacak. Öncelikle kabuktan kurtulmamız gerekiyor. Harika. Bedavari ortaya çıktı. Onda delik açıyoruz ve sonra ise böyle içine bonibon koyuyoruz. Onlar renkliler ve boyalara benziyorlar. Süper. Şimdi ise pembe Nutella'ya ve poke çubuklarına ihtiyacım var. Poke ile başlayacağım. Birini çıkarıyorum. Nutella'ya daldırıyorum. Ve işte burada baksanıza. Çok benziyor fırçalara, değil mi? Büyükanne ne düşünmüş? Hepimiz ilgileniyoruz bununla. Görünüşe göre büyükanne klasik çırpılmış yumurtaları palet şeklinde pişirmeye karar vermiş. İlginç bir fikir. Hem basit hem de lezzetli. Evet, büyükanne gerçekten kendini aştı. Emma bu sanat eserini denemeyle çabucak. Aynen öyle. Bu ne kokuyor böyle? Ah, çok leziz ve... Dokunmayın. Pastamı zaten mahvetmiştiniz. Geçen kez, şimdi şaheserimi mahvetmeyeceksiniz. İşte bakabilirsiniz. Bu rengarenk cupcake'ler. Böyle koyuyoruz. Ve üzerine lezzetli renkli krema sürüyoruz. Ah evet, gerçekten çok benziyorlar boyalara. Wow. Emma çabucak tadına bak. Vay canına, çok çabuk başardınız. İştah açıcı görünüyor. Bununla başlayacağım. Vay canına, fırça ve palet. Neden yapılmış bu fırça? Aa, bu poke. Ya bunun kendisi de ekmekten yapılmış, süper. Devam edelim. Bunlar kızarmış yumurta. Bunu severim. Bu da çok lezzetliymiş. Pekala. Bu cupcake'ler inanılmaz görünüyor. Mis kokulu. Vay be. Tadı da çok iyi. Parmaklarını yersin. Pekala. Şef kazanıyor. Oley sonunda. Oley oley. Videoyu sevdiysen kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutma. Yorumlarda en sevdiğin yemek hangisi yaz. Yakında görüşürüz.